Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Bu çalışmamızda arkadaşlar 657 devlet memurları kanununu özel notlarla, özet notlarla arkadaşlar tek parça halinde bir video şeklinde bir tekrarını yapacağız. Umarım bunun başarınıza bir katkısı olur. Başta KPSS, EKS ve tüm kamu sınavlarına yönelik olarak bu çalışmayı kullanabilirsiniz. Çünkü bu çalışmaya içeren bilgiler arkadaşlar hemen hemen bütün sınavlara ortak konular içerisinde yer alıyor. Son zamanlarda KPSS'de gelmeye başladı. Uzun biraz arkadaşlar, tabii ki biraz sabır gerektiriyor. Hep beraber ne yapacağız? Anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı ne yapıyoruz şimdi? Videoyu beğenip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Abone değilseniz abone oluyoruz. Eğer mümkünse kanala üye olmanızı da önemli tavsiye ederim. Şimdi hazırsanız hemen arkadaşlar videomuza başlayalım. Devlet memurlarının hizmet şartlarını, arkadaşlarım niteliklerini, atama ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak ve yükümlülükleri, sorumlulukları, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer bütün özlük haklarını bu kanun içeriyor. Yani devlet memurlarıyla ilgili bütün iş ve işlemler diyebiliriz. Bu kanunda öngörülen yönetmelik kim tarafından yürürlüğe konuluyor? Tabii ki Cumhurbaşkanlığı tarafından sevgili arkadaşlarım. Önemli, 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi olanlar kimler arkadaşlar? Bu önemli. Genel ve katma bütçeli kurumlar, özel idareler, belediyeler, özel il özel idareleri, belediyelerin kurdukları birlikler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar bu kanunun kapsamı içerisindedir. Bunu not alın. Çünkü bununla ilgili soru size soruluyor. Bakın bu kanun kimleri kapsıyor? Peki bu kanun kimleri kapsamıyor? Bu da önemli. Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri arkadaşlar, hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerde sayılan görevle bulunanlar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşlar, emniyet teşkilatı mensupları yani polisler, devlet tiyatrosu ile devlet opera balesi, devlet opera ve tiyatroluğu, şehir belediye konservatuvarları, orkestralan sanatkar memurları, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar, bunlar bu kanuna arkadaşlar tabi olmayan kişilerdir. Bakın bu da çok önemli. Bunu da hemen ne yapıyoruz? Not alıyoruz. Bunlar size sorulabilir. Bu kanun kimin için geçerli? Kimler bu kanundan sorumlu değil ya da buna tabi değil? Kanunun temel ilkeleri arkadaşlar, 3 temel ilkesi var. Sınıflandırma, kariyer ve liyakattır. Bu kanunun 3 temel ilkesi, sınıflandırma mesleklere göre sınıflara ayırmadır arkadaşlar. Kariyer, sınıflar içinde en yüksek dereceye kadar ilerleme imkanıdır. Yani kendi arkadaşlarım mesleğinizin içerisinde en yüksek dereceye çıkma hakkı şartları ne ola geçiyor? Kariyer. Peki liyakat nedir? Sınıf içinde ilerlemesi ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini içeriyor. Bu da liyakattır sevgili arkadaşlar. Yani siz demek ki bu kanunun 3 temel ilkesi var. Sınıflandırma, kariyer ve liyakat, buna da dikkat edelim. Şimdi peki bu kanuna göre istihdam şekilleri nedir? Yani bu kanuna göre devlet hangi pozisyonlarda çalıştırabilir vatandaşını? 3 pozisyon var arkadaşlar. Memurlar var, sözleşmeli personel var, bir de işçiler var. Memurlar yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetleri. Bakın yürütülen asli ve sürekli kamu hizmeti. Bu sözcük bizim neyimiz olsun? Bizim ipucumuz olsun. Bunu yapanlar kimlerdir? Memurlar. Peki sözleşmeli, mali yılla sınırlı. Bakın bir mali yıl, yani Ocak'tan Aralık'a kadar sözleşme ile çalışmasına karar verilen işçi sayılmayan kamu hizmetleri görevlileridir. Öğretmenler biliyorsunuz özellikle sözleşmeli personel olarak başta öğretmen ve diğer kamu görevlileri çalıştırıyor. Bir de işçiler var arkadaşlar. Geçici iş pozisyonlarında 6 aydan az olmamak üzere belli bir süre iş sözleşmeleriyle çalışılan nedir? Geçici personellerdir. Bunlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz diyor. Şimdi demek ki 3 istihdam şekli var sevgili arkadaşlarım. Memurlar, bunlar asli ve sürekli çalışan, sözleşmeli personel, bir mali yıl ile
çalıştırılan ve işçi sayılmayan arkadaşlar kişilerdir. Bir de işçiler var. 6 ayı geçmemek üzere çalıştırılan kişilerdir. Bunlar da işçi sevgili arkadaşlarım. Bu önemli. Bunu da özellikle not alabilirsiniz. Diyeceksiniz hocam hepsini not mu almamız lazım? Evet. Bu arada arkadaşlar bu kıymetli notları sevgili İlker Öztürk hocam hazırlamış. Gerçekten emeğine teşekkür ediyoruz. Bunları da bu şekilde sizlere bunları ulaştırmamızda büyük emeği olmuştur. Buradan da ona sevgiler, selamlar kıymetli hocama. Memurların ödev ve sorumlulukları nelerdir arkadaşlar? Memurlar sadakatle görevini yerine getirmeli. Tarafsız ve devlete bağlı olmalı. Davranış ve işbirliği içerisinde olmalı. Yurt dışında davranışına dikkat etmeli. Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını bilmeli. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları kesinlikle devlet memuru bunları bilmeli. Kişisel sorumluluk ve zarar, kişilerin uğradıkları zarar. 5 yılda bir mal bildirimi yapmalı. Basına bilgi ve demeç vermeye dikkat etmeli. Özellikle yasaklar var. Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahalleler dışına çıkarmamalı ve bunu iade etmeli. Bunlar memurların arkadaşları nedir? Ödevleri ve sorumlulukları. Peki devlet memurlarının genel hakları nelerdir? Bununla ilgili soru gelebiliyor. Uygulamayı isteyebilir bir devlet memuru arkadaşlar ne istiyor? Uygulamayı isteme hakkına sahiptir. Bu işi yaparken güven içerisinde bunu yapma hakkına sahip. Zamanı geldiği zaman şartları el verdiği zaman emekliliğe ayrılma. Yine istediği zaman çekilme belli şartlar çerçevesinde müracaat, şikayet ve dava açma hakkına sahip. Bakın önemli sendika kurma hakkına sahip. İzin hakkı var biliyorsunuz yıllık izinler, kovuşturma ve yargılama hakkına sahip arkadaşlar, bir de isnat ve iftiralara karşı kendini koruma hakkı var. Bunlar memurların çok önemli hakları, özellikle sendika kurma hakkının üstünü çizelim. Bunlar memurların önemli hakları, bunlara da ne yapalım, dikkat edelim. Arkadaşlar bu videomuzda full 657 tek parça videoda ne yapıyoruz? Tekrarını yapıyoruz özet konu anlatımıyla. Şimdi arkadaşlar önemli devlet memurları için öngörülen bir yasaklara değinmemiz gerekiyor. Devlet memurları toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı var arkadaşlar kendileri için. Greve katılamaz. Ticarete diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamaz. Hediye alma, menfaat sağlama yasağına tabidir. Denetimdeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı vardır. Gizli bilgileri açıklama yasağı. Bunlar devlet memurları için öngörülen nelerdir? Yasaklardır. Buna kesinlikle dikkat edelim. Bilinmesi gereken önemli noktalara dikkat çekelim. Bir devlet memuru görevleri sırasında olmazsa dahi menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları kesinlikle yasaktır. Yani devlet memuru görevi sırasında olmasa dahi, dışarıda olsa dahi bu yasaktır. Buna dikkat edelim. Kamu Görevleri Etik Kurulu hediye alma yasanın kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyesindeki üst düzey kamu görevlerince alınan hediyelerin listelerini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlerden istemeye yetkilidir. O zaman kamu görevleri etik kanunu hediye alma yasanın kapsamını belirlemede yetkilidir. Buna dikkat edelim. Ve her yıl bu ne yapıyor? Bunu da şey yapıyormuş arkadaşlar. Her takvim yılı bunu bu görevlerden isteme hakkına sahip. Devlet memuru arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Grev ve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, grevi ilan etmeleri ve bu yolda propaganda yapmaları kesinlikle nedir? Yasaktır. O zaman grev kesinlikle devlet memuru için nedir? Yasak. Bunu not alalım. Devlet memurları herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz. Grevi destekleyemez ve teşvik edemez. Bakın bu önemli sevgili arkadaşlarım. Peki bu kanuna göre tahsis edilen arkadaşlar kaç sınıf var devlet memurları içerisinde? Birincisi genel idare arkadaşlar. İkincisi teknik hizmetler sınıfı. Üçüncüsü sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı. Üçüncüsü, dördüncüsü eğitim ve öğretim hizmetleri. Beşincisi avukatlık. Burada dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Yargı sınıfı yoktur. Buna dikkat edelim. Din hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri, yardımcı hizmetler, mülki idare amirliği ve milli istihbarat hizmetleri sınıfı. Toplamda kaç sınıf? 12 sınıf devlet memurundan bahsediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken avukatlık sınıfı vardır. Fakat ne yok arkadaşlar? Yargı sınıfı adına da bir sınıf yoktur. Şimdi devlet memurluğuna girişte alınan şartlar nelerdir? Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarımıza önermeyi, kanalı unutmuyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi devlet memurluğuna girişte alınan en genel şart bir kere Türk vatandaşı olacak bu kişi. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi
Bu kanunda belirtilen yaş şartı önemli. Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar arkadaşlar devlet memuru olabilirler. Fakat bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, bak bu önemli, bir meslek ve sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak koşuluyla Türk Medya Kanunu 12. maddesine göre kazayı rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler. Normalde devlet memuru kaç arkadaşlar? 18, ama bir meslek ve bir sanat okulunu bitirenler kazayı rüşt kararı almak koşuluyla ne yapabiliyorlar? 15 yaşında devlet memuru olabilirler. Bu önemli. Bu kanunda belirtilen öğrenim şartlarına taşımak, genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilir arkadaşlar. Ortaokul mezunlarına istekli bulunmadığı takdirde ilkokul mezunları da ne yapılabiliyormuş? Genel şart olarak devlet memuru olabiliyor. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu 53. maddesine belirtilen süreye geçme olsa dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı anayasal düzene, bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iffasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama veya kaçakçılık suçları mahkum olmamak. Bu önemli arkadaşlar. Bunlar kamu haklarından mahrum olmanın nedenleridir. Bunlardan herhangi birisini işlememiş olacak kişi. Askerlik durumuyla askerlik durumu arkadaşlar önemli bu. Askerlikle ilgisi bulunmayacak genel şartlar içerisinde. Askerlik çağına gelmemiş olacak. Bir de askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini ne yapmış olacak? Yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olacak. Bunlar askerlikle ilgili. Askerliğini yapacak, askerlik çağına gelmemiş olacak. Askerlik çağına gelmişse askerlik hizmetini ya erteleyecek ya da yedek sınıfa geçirilmiş ya yapmış olacak arkadaşlar. Ya erteleyecek ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşuluyla olabilir. 53. madde hükümleri saklı kalma kaydıyla görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek bir neye sahip olmaması gerekir? Akıl hastalığına sahip olmaması gerekiyor. Bu da önemli. Peki bunlar genel şartlarda, bir de özel şartlar var. Hizmet göreceği sınıf içinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarından birinde diploma. Yani diyelim ki bir yere atanacak, orada ne istiyor oradan? Diyelim ki lisans diploması, buna sahip olması gerekiyor. Kurumların özel kanun ve diğer mevzuatında aranan şartları taşımak. Demek ki bunlar iki önemli ney? Özel şart sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar önemli noktalara dikkatinizi çekmeye devam edelim. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kanun kapsamına gören kurumlarda eğitim öğretim vazifesiyle görevlendirilen kimleri kapsıyor? Öğretmenleri, yönetim, yürütme, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyen memurların sınıfına ise genel idare hizmetleri sınıfı deniyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Kamu kuruluşları arkadaşlar bu kanuna göre kendi kadrolarında, personele ait kadrolarda %3 oranında ne çalıştırmak zorundalar? %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorunda. %3 hesaplanması ile ilgili kurum veya kuruluşun yurt dışı teşkilatı hariç toplam dolu kadrosu dikkate alınır. Yani bir kurum kendi kadrosunun %3'ü kadar ne çalıştırmak zorunda? Engelli personel. Peki engelli personel çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesini takip ve denetimi ile engellerin devlet memuruna yerleştirmesine kim sorulur? Devlet Personel Başkanlığı. Bu yapılan değişiklikler kaldırıldı. Bu şu an Çalışma Bakanlığı'nda bu görev. Adaylıkla ilgili çok soru geliyor. Devlet memurluğu adaylığıyla ilgili. Adaylıkla ilgili bilmesi gerekenler, önemli noktalar arkadaşlar. Dikkatinizi çekeyim buraya. Şimdi aday olarak atanmış devlet memuru bu süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz arkadaşlar. Yani bir kişi en az bir yıl aday sürecini geçiriyor. En fazla 2 yıl aday olabiliyor. Bu süre içinde aday memur başka kurumlara ne yapılamıyor? Nakli yapılamıyor. Yani adaylık süresi içinde siz bir kendi kurumunuzdan başka bir kuruma nakil yapamıyorsunuz. Öğretmenler için uygulanamaz. Bakın bu önemli. Demek ki öğretmenler için nakil yapılabiliyor. Sözleşmeli öğretmenler diye düşünebilirsiniz. Aday memur arkadaşlar sırasıyla temel eğitimi, daha sonra hazırlayıcı eğitimi ve staj eğitimlerinden geçmesi ve başarılı olması şarttır. Yani bu süre içerisinde bu 3 arkadaşlar eğitimi almalı. Temel eğitimi, hazırlayıcı eğitimi, bir de staj eğitimi aldıkması şart. Adaylıktan kesme veya kademe adaylıkta arkadaşlar yani aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi, durdurması cezası almış olanlar kesinlikle ne oluyorlar?
memurluktan ilişkileri kesiliyor. Bakın o zaman bir kişi adayken maaştan kesme cezasıyla kademe ilerleme cezasını kesinlikle almaması lazım. Bakın bu önemli. Eğer alırsa uyarı ya da kınama alabilir. Bu ilişkilerin kesilmesi neden değil. Ama aylıktan kesme ve kademe ilerleme cezası aldığı an bay bay denilir bu kişiye. Peki adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atama yetkili amirin onayı ile onay tarihini geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Demek bir kişi bu adaylık devresini başarılı bir şekilde geçti. O zaman disiplin amirinin teklifi atama yetkili amirin onayıyla neye geçiyor? Asil memurluğa adım atıyor bu kişi. Adaylık devresi içinde ve sonunda ilişkileri kesilenler sağlık nedenleri hariç arkadaşlar 3 yıl boyunca bakın 3 yıl boyunca devlet memuru olamıyorlar. Yani siz adaysınız bir ceza aldınız sizin devlet memurundan ilişkiniz kesildi. Bir daha 3 yıl boyunca devlet memurluğuna atanamıyorsunuz ya da buna ne yapamıyorsunuz başvuramıyorsunuz. Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi arkadaşlar bu önemli. Özellikle diyelim ki atandınız ve bir yere gideceksiniz bakalım. Şimdi eğer aynı yerdeyseniz arkadaşlar aynı yerdeyseniz atama emrinin ise tebliğ edildiği günü izleyen iş günü içinde başlamak zorundasınız. Yani siz aynı yerdesiniz aynı şehre atandınız size atama emri tebliğ edildi. Atama tebliğin gününü izleyen iş günü gidip ne yapmak zorundasınız? İşe başlamak zorundasınız. Fakat başka bir yere atandınız devlet memurları atama emirlerinin kendi tebliğ tarihinden itibaren kaç gün? 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda. Aynı günse yani aynı yerdeyse aynı güne işe başlıyor ama farklı bir yerdeyse 15 gün içerisinde gidip işine başlamak zorunda. Yeni görevlerine başlamayanların eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek üzere 10 günlük bir süre daha verilebiliyormuş arkadaşlar. Bu önemli. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süreler Cumhurbaşkanı kararıyla ne yapılabilir? Kısaltılabilir. Yani savaş var, bir olağanüstü durum var. Sizin işte başlamaya da Cumhurbaşkanı kararıyla ne yapılabiliyor? Kısaltılabiliyor. Belirtilen süre içinde işe başlamayanlar atamaları ne yapılır? İptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle devlet memuruna bir daha ne yapılamaz? İslam edemez. Yani siz diyelim ki 15 gün içerisinde gidip devlet memurluğu görevinize başlamadınız. Atamanız ne yapılıyor? İptal ediliyor ve siz bir yıl boyunca devlet memuruna bir daha ne yapamıyorsunuz? Başvuramıyorsunuz. Peki derece ve kademe ile ilgili bilmesi gerekenler önemli. Bunu da hemen bir özetleyelim. Devlet memurluğu kanunda belirtilen ve memurların kıdemlerini ortaya koyan sisteme deniyormuş arkadaşlar bu. Peki kademe nedir? Kademe derece içerisinde görevin önemi ve sorumluluğun artmadan memurun aylığındaki ilerlemedir. Yani siz bir sene çalışırsınız sizin kademeniz ne yapar? İlerler. Memur yani görev önemi ve sorumluluğu artmıyor. Fakat atıyorum mesela 9'a 1'seniz 2'ye geçiyorsunuz. 2'seniz 3'e geçiyorsunuz. Yılda bir defa kademe alıyorsunuz. Kademe ve dereceler A5 şeklinde ifade edilir. Burada A dereceyi arkadaşlar B ise kademeyi belirtiyormuş. Memurların hizmete başladıklarında mezun oldukları okul ve daha önceki durumları dikkate alınarak derece ve kademeleri belirlenir. Özellikle derece ve kademe belirlemede sizin okuduğunuz okul ve daha önceki durumunuz ne yapılıyormuş? Dikkate alınıyormuş. Şimdi burada önemli. Lise mezunu bir öğretmenin öğretmenlik mesleğine başlamasıyla elde edeceği derece ve kademe 9'a 1 şeklinde ifade edilir. Hazırlık, teknik sınıf gibi durumlar dikkate alınmamıştır. Burada 9 dereceyi 1 ise neyi ifade ediyor? Kademeyi ifade etmektedir. Görevinde 1 yılını tamamlayan memurlar bir kademe alırlar. Bakın demek ki kademe yılda bir defa alınıyor. Yani bir yılda bir alınıyor. 9'a 1 olan memur 9'a 2 olmuş olur. 3 yıl çalıştıktan sonra bu sefer 9'dan 8'e geçersiniz. Bu da dereceniz. Derece 3 yılda bir alınıyor arkadaşlar. Bunu yazalım. Kademe 1 yılda alınıyor. Yani yılda bir. Derece ise 3 yılda bir alınıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin tamam. 3 yılda bir şunu bir netleştirelim. 3 yılda bir. Demek ki kademe yılda bir defa, derece ise 3 yılda bir defa alınıyor. Peki memurun kademesinin ilerleyebilmesi için hangi şartları taşıması gerekiyor? Aday memur olmayacak, üst kadroya geçebileceği kadronu bulunması, bir de memurun bir yıl fiilen görev yapması. Demek bunu 3 şartı yerine getiren bir kişi ne kazanıyor? Arkadaşlar yılda bir kademe. Tamam. Buna dikkat edelim sevgili dostlarım.
Arkadaşlar full tekrarımıza devam ediyoruz. Dikkatinizi çekmem gereken bazı noktalar var. Bu kanuna göre son 8 yılı içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara aylık derecelerin yükseltilmesini dikkate almak üzere arkadaşlar bir ne verilir? Bir kademe ilerlemesi. Yani siz 8 yıl boyunca herhangi bir iş, bir vukuat işlemezseniz otomatik olarak size ne veriliyor? Bir kademe veriliyor. Bu da ödül. Yani bu memurlar arasında takla kademe olarak isimlendiriliyormuş. Önemli. Birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her 2 yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yani bizim ülkemizde arkadaşlar öncelikli kalkınmada öncelikli bazı bölgeler var. Siz burada çalışıyorsanız fiilen her 2 yıla bir size bir de ne veriliyor? Bir de kademe daha veriliyormuş. Yani bu bölgelerde 2 yılda bir siz ne ödül olarak kademe alıyorsunuz. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışmış sayılır. 2 yıldan az süreler dikkate alınmaz. Buna dikkat edelim. Bu önemli. 8 yılda bir kademe. Yine öncelikli bölgelerde, kalkınmada öncelikli bölgede çalışanlara 2 yılda bir ne veriyormuş? Kademe veriyormuş. Gelelim devlet memurundan çekilme. Çokça sorulur bu. Sevgili arkadaşlarım önemli. Devlet memurlarının kamu hizmetlerinde aksatacak şeyde memurluktan kastlı olarak birlikte çekilmeleri yasaktır. Yani aynı anda yüzlerce ya işte onlarca kişinin çekilmesi nedir? Yasak. Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteği de bulunabilir. Demek ki ne yapılıyormuş arkadaşlar bu çekilme isteği? Yazılı olarak yapılabilir. Buna dikkat edelim. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevinin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır memur. Yani siz herhangi bir mazeret bildirmeden 10 gün boyunca görevinize gitmediğiniz zaman herhangi bir yazılı müracaat şartı aranmadan sizin o direkte doğal olarak çekilmiş olduğunuz ne yapılır? Kabul edilir. Bu önemli. Demek ki 10 gün şartı. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesini veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmeli arkadaşlar. Bakın yerine birisi gelmeden ve çekilme isteği kabul eden kişi görevinden ayrılamaz. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde üstüne haber vererek görevini ne yapabiliyormuş? Haber verir. Siz istifa ettiniz. Yerinize gelecek kişi gelmedi. Bir ay geçti. O zaman üstünüze haber vererek görevi ne yapabiliyorsunuz? Bırakabilirsiniz. Önemli. Olağanüstü mazeretle çekilenler üstüne haber vermek şartıyla bir aya kaydına tabi değildirler. Yani olağanüstü bir mazeretiniz var. Üstünüze haber verme şartıyla burada siz illa da bir ay beklemek zorunda değilsiniz. İlla da bir kişinin gelmesini beklemenize gerek yok. Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevini ne yapmak zorunda? Bırakamazlar. Yani siz bir görevdeyseniz ve bu görevi devir teslimle bırakmak eğer sorumluluğunuz varsa bunu yapmadan ne yapamıyorsunuz? Çekilemiyorsunuz. Olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayatı müsteğir afetlere uğrayan yerdeki devlet memuru yerine atanacak gelip işe başlamadan görevi asla ne yapamıyorlar? Bırakamıyorlar. Yani bir olağanüstü durum var, bir sıkı yönetim var, seferberlik savaş durumu var ve siz çekilme isteğinde bulundunuz. Sizin yerinize kişi gelmeden ne yapamazsınız? Görevi bırakamazsınız. Peki bırakırsanız ne olur? Çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları. Şimdi çekilen ve çekilmiş sayılanlar eğer olağanüstü durumdan arkadaşlar çekilmişse olan bir savaş durumundaysa istifa etmiş. Bu adam bir daha hiçbir suretle ne yapamıyor? Devlet memuruna geri dönemez. Önemli. Bakın. Görev değişimi olup erken ayrılırsa 3 yıl geri dönemez. Yani demek ki siz teslim etmek zorundasınız görevi ama erken ayrılmışsınız 3 yıl boyunca geri dönemiyorsunuz. Burası çok önemli. Bunu not alabilirsiniz. Çok önemli bir bilgi. Görev değişimi olmayıp üstüne haber vermeden eğer erken ayrılırsa o zaman 1 yıl boyunca geri dönemez. Görev değişimi olup uygun koşullara göre görevini bırakırsa 6 ay sonra görevine geri dönebilir. Yani 6 ay boyunca geri dönemez ama 6 aydan sonra geri dönebilir. Tekrar edersek arkadaşlar olağanüstü durumlarda çekilmişse hiçbir suretle ne yapamıyor bu adam? Geri dönemez. Önemli arkadaşlar. Bunu dikkat edelim. Hiçbir suretle geri dönemez. Olağanüstü durumlarda. Görev değişimi olmasına rağmen erken giderse 3 yıl geri dönemiyor. Görev değişimi olmayıp üstüne haber vermeden
ayrılırsa bir yıl geri dönmüyor. Normal koşullarda ise 6 ay sonra geri dönebilir. Bunu özellikle not alın. Sorularda çokça soruluyor bu sevgili arkadaşlarım. Şimdi yıllık izinlere bir dikkat edelim. Devlet memurlarının yıllık izin süreleri arkadaşlar, hizmet yılı 1 yıldan 10 yıla kadar ve 10 yılda dahil arkadaşlar. Bu kişiler toplamda kaç gün izin kullanabilir? 20 gün. 1 yıldan 10 yıla kadar. Hizmeti 10 yıldan fazla olanlar içinse 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2'şer günde eklenebiliyormuş. Önemli. Eğer 1'den 10'a kadar hizmet yılınız varsa arkadaşlar 20 gün izin kullanabiliyorsunuz. 20 ve üstü ise ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar 10 yıl ve üstü ise 30 gün kullanıyorsunuz. Bunlara ekstradan 2 günde eklenebiliyormuş. Amirin uygun bulacağı zamanlarda toplam veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir izin. Birbirini izleyen 2 yılın izni bir arada verilebilir. Demek ki 2 yıllık izin birlikte kullanılabilir. Öğretmenler yaz tatiliyle dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlar hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilemez. Zaten öğretmenlerin yıllık izin değil de yaz tatilleri olduğu için böyle bir ihtiyaçları yok. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir de bir aylık sağlık izni veriliyor. Yani radyasyon ortamında çalışıyor bu kişi. Ve bu kişi sürekli radyasyona maruz kalıyor. Yıllık iznine ekstradan bu kişilere ne kadar izin veriyor arkadaşlar? Bir de bir aylık bir süre daha 30 günlük bir izin verilebiliyor. Bu önemli. Dikkatinizi bir şeye daha çekeyim arkadaşlar. Devlet memuru iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askeri görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler 30 gün içinde göreve başlamak zorunda. Gittiniz askere geldiniz, 30 gün içinde işinize dönmek zorundasınız. Şimdi aynı kurum başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları karşılıklı olarak gerçekleşme suretiyle atanmalarını isteyebiliyor. Bu isteğin yerine getirilmesi atama yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Devlet memurunun bağlı olduğu kurum askerliği bittikten sonra onu 30 gün içinde işe başlatmak zorunda. Bakın devlet memuru da 30 gün içinde işine dönmek zorunda. Askerliği bittikten sonra o kurum da en geç bu memuru 30 gün içinde işe başlatmak zorundadır. Sevgili arkadaşlarım, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Özellikle sosyal medya hesaplarımızdan paylaşalım. Full 657 devlet memuru kanunu tekrarını yapıyoruz. Özet notlar. Arkadaşlar önemli, özellikle sorularda çokça soruluyor. İzinlere bir bakalım. İzinlere. Şimdi mazeret izinleri nasıl arkadaşlar? Kadın memurlara bir öncelikle bakalım. Arkadaşlar kadın memurlar doğum izinleri, normal doğum izinleri toplamda 18. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra ise 8 olmak üzere toplamda 16 hafta. Eğer çoğul gebelik durumu varsa ekstradan bir 2 hafta daha ekleniyor izinlerine. Doğumdan önce 10 hafta, doğumdan sonra 8, toplamda 18 olmak üzere. Doğum sonrası süt izni ilk ay arkadaşlar 3'er saattir. İkinci 6 ay için ise 1,5 saattir. Yani günlük olarak kadın memur 3 saat çocuğunu emzirebilir. İkinci ayda ise bu 1,5 saate düşürülür. Süt izinleri saatlerini memura göre ayarlamak durumundayız. Peki memura bakalım babam. Şimdi eğer bir kişi eşi doğum yapmışsa babalık izni olarak 10 gün kullanır. Bu bir istinadır. Diğerleri genelde 7'dir. Babalık izni arkadaşlarım genelde nasıl? 10 gün kendisini ve çocuğunun evlenmesi ya da eşinin çocuğunun kendisini ve eşinin ana baba ve kardeşinin ölümü hallerinde 7 gündür. Genelde geriye kalanlar 7 gün. Memura aylık özlük hakları korunarak arkadaşlar. Dikkatinizi bir şey çekeyim. Babalık hariç diğer bütün izinler kaç gün? 7 gün. Sadece babalık izni arkadaşlar 10 gündür. Diğer izinler 7'şer gündür, buna dikkat. Memura aylık ve özlük hakları korunarak kanser, veren ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hallerde kaç ay izin veriyor? 18. Diğer hastalık durumlarında ise kaç ay veriyor arkadaşlar? 12 ay. Önemli. Görevi sırasında ve görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memura iyileşinceye kadar izin veriliyor. Bakın görev sırasında ve görevinden dolayı bir kazaya uğramışsa, saldırıya uğramışsa veya meslek hastalığına tutulmuşsa bu kişiye iyileşinceye kadar izin veriyor. Önemli. Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ve sosyal yardımlara ne yapılamış? Dokunulamaz. Aylık izinlere bakalım, mazeretlere baktık. Hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklar ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporu ve belgelenmesi şartıyla istekler üzerine arkadaşlar 18 aya kadar aylıksız izin verilebiliyor kişilere. Yani yukarıda saydığımız neler arkadaşlar? Bir
özel durum olursa, analık izin süresinin bitiminden eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebiliyormuş babaya yani. Eşi doğum yapana. Buna dikkat edelim. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız ne sayılırlar? İzin. Aylıksız izinli sayılırlar. Peki aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içine göreve dönülmesi zorunludur arkadaşlar. 10 gün içine göreve dönmeyenler memuriyete ne sayılıyormuş? Bakın çekilmiş sayılıyor. Burası çok önemli. Demek ki aylıksız bir izne ayrıldınız. Mazereti gerektiren durum ortadan kalktı ve siz 10 gündür ortada yoksunuz. O zaman doğal olarak memuriyetten çekilmiş sayılıyorsunuz. Önemli. Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması isteği halinde memuriyeti boyunca en fazla 2 defa kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebiliyormuş. Memur bilgi sistemi ve özlük dosyasına bakalım. Bu ne anlama geliyor arkadaşlarım? Özlük dosyasına memurun neleri var? Meslek bilgileri var. Mal bildirimleri varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin ve ödül cezaları, disiplin ve ödül bilgileri, başarı belgesi ile ilgili bilgiler varmış. Memurun neyinde arkadaşlar? Özlük dosyasında, sarı dosyada. Memurların başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, kadem ilerlemelerinde, derece yükseltmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerin kesilmesinde hizmet gereklerinin yanında özlük dosyaları göz önünde bulunduruluyormuş. Özlük dosyalarının tutulması esasları ile özlük dosyalarında yer alan belgelere ilişkin usul ve esaslar Çalışma Bakanlığı'nca belirleniyor. Personel Dairesi Başkanlığı arkadaşlar bu eski, bunu güncelleyelim bunu. Peki başarı, üstün başarı ve değerlendirmesi, ödül kavramına biraz dokunalım hemen. Somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit eden memurlara merkezde bağlı veya ilgili bakan arkadaşlar, illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından ne verilebiliyor? Başarı belgesi verilebiliyor. Demek ki merkezde bakan, İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ne verebiliyor? Başarı belgesi. 3 defa başarı belgesi alanlara ne veriyor? Üstün başarı belgesi veriyor. Üstün başarı belgesi verilenlere merkezde bağlı ve ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memurunun aylığının ek göstergeye dahil %200'üne kadar ne yapılabiliyor? Ödül verilebiliyor. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısını kurulanca izleyen Ocak ayı içerisinde arkadaşlar Çalışma Bakanlığı'na bu bildirilir. Mali yıl içinde ödüllendirilecek sayı kurumun yıl başındaki dolu kadro mevcudunun 1/10'undan Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güveni Komutanı kadrolar içinse 1/20'sinden fazla olamaz. Demek ki emniyet, işte Milli Eğitim, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 1/20, diğerlerinde 1/10 kaçmış? 10. Buna dikkat edelim. Memurların başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere devlet personel başkanlığının uygun görüşü alma kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirlenebilir. Arkadaşlar devlet personel başkanlığı biliyorsunuz kaldırıldı. Buradaki bütün işlemleri kim yapıyor? Çalışma Bakanlığı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bu şekilde izinlere, işte mazeret izinlerine ve neye baktık? Başarı, üstün başarı değerlendirme, ödüllere, işte özlük dosyası ile ilgili bir genel tekrarımızda yapmış olduk sevgili arkadaşlarım. Şimdi geldik önemli disiplin cezaları. Disiplin cezaları ile ilgili %100 soru geliyor. Arkadaşlar hızlı tekrarımıza devam ediyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. Geldik önemli bir konu daha. Disiplin cezaları çokça soruluyor bu arkadaşlar. Geçen sene KPSS'de bu sorulmuş. Bu sene yine EKS'de muhtemelen sorulacak. Bütün kamu sınavlarda bununla ilgili soru geliyor. Şimdi devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları arkadaşlar, 4 disiplin cezası mevcut. Bunlardan bir tanesi uyarma, bir diğeri kınama, bir diğeri aylıktan kesme. 5 tane. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve devlet memurluğundan çıkarma cezası, toplamda 5 cezadan bahsediyoruz. Ve hangi durumlarda bu cezalar verilir? Arkadaşlar uyarma nedir? Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini yazıyla bildirilmesi. Uyarıyorsunuz. Kınama, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunu. Bakın uyarmada daha dikkatli olması gerektiği yazıyla bildiriliyor. Buradaysa kusurlu olduğu söyleniyor. Aylıktan kesme, memurun brüt aylığından, toplam aylığından 1/30, yani 30'da 1 ile 8'de 1 arasında
kesinti yapılmasıdır. Brüt aylık çalışan bordrosunda görünen kesintiler ve vergileri dahil olduğu bütün toplam değer. Bir diğeri kademe ilerlemesinin durdurulması. Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademe ilerlemesinin 1 ile 3 yıl durdurulmasıdır. Yani memurun yükselmesinin kendi işte arkadaşlar mesleği içerisinde durdurulması. Bir diğeri devlet memuruna tamamen çıkarma cezası. Peki bilmemiz gereken notlar, önemli noktalar neler? Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece daha ağır ceza uygulanır. Yani siz diyelim ki aynı işi bir daha yaptınız, aynı hatayı, bu sefer cezanız ikiye katlanıyor, ağır hale geliyor. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece daha ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül ve başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalar biraz daha hafif, bir derece hafif olur. Yani siz diyelim ki bir suç işlediniz ama önceden çokça sizin neyiniz var, olumlu işte neyi var, ödülleriniz var, çok iyi bir geçmişiniz var, biraz daha hafifletiliyor. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesinin gerektiğin fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan devlet memurlarının kademe ilerlemesini durdurması cezasını verilmesini gerektiren haller olursa brüt aylıklarının 1/4 ile 1/2 kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Sevgili arkadaşlarım, bu önemli. Demek ki son kademede artık gidebileceği bir yer kalmayanlara kademe ilerleme cezası uygulanırsa ya 1/4 aylıkları kesiliyor ya da yarısı kesiliyor. Eğer tekerrür ederse, bir daha tekrar ederlerse görevlerine son veriliyormuş. Önemli. Şimdi bu disiplin cezalarının biraz detayına bakacağız. İlk disiplin cezası uyarma cezası. Şimdi uyarma cezasını şöyle tanımlamışız. Görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması için kişinin yazıyla ne yapılmasıydı? Uyarılması ya da kendisine bildirilmesiydi. Peki uyarı cezasını gerektiren durumlar nedir? Haydi bunlara bakalım. Çünkü bunlar çokça karıştırılıyor ve çokça da soru olarak geliyor. Verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belgeye, araç, gereçlerin korunması, kullanması bakımında kayıtsızlık göstermek, düzensiz davranmak 1. Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, ayrılmak ya da görev mahallini terk etmek, kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, usulsüz müracaat ve şikayet veya şikayette bulunmak, müracaat ya da usulsüz müracaat ya da şikayette bulunmak, devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, görevini ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek, ilgisiz kalmak, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, görevini iş bilinciyle yapması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. İşte bunların tümü neyi gerektiriyor sevgili arkadaşlar? Uyarı cezasını bir iki tane örnek değerlendirelim. Örneğin Dilek işe geç gelir, müdürü görür ama görmezden gelir. Amire kayıtsız kalan müdür, Dilek Hanım yanıma gelir misiniz der. Dilek duymazdan gelir, emre kayıtsız kalır. Koridorların ışığını yakar, odasına gider, tasarruf tedbirlerini uygulamaz. Arkadaşları işbirliği içinde çalışırken bu kendini beğenmiş, tek başına çalışır, işbirliği yapmaz. Aynada kendine bakar, mini etek giydim diye havalanır, kılık kıyafete aykırı davranır, sakız çiğner, yılışıklık yapar, memura yakışmayan davranış, aykırı davranış yapar. Üstelik bir de üstlerine hiçe sayarak milli eğitime arar, usulsüz müracaat ve şikayette bulunur. İşte bunların tümü neyi arkadaşlar gerektiriyor? Uyarı cezasını. Bunların tümü işte böyle bir durumda memur çağrılır ve ne yapılır? Yazılı olarak kendisi uyarılır. Bir diğer ceza türü kınama cezası. Peki kınamayı nasıl biz tanımlamıştık? Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunu yazıyla bildirilmesiydi. Kusurlu. Verilen emir ve görevlerin tam zamanında, yani yukarıdaki aynısını sevgili arkadaşlar, bunları yaparken kusurlu davranmak ve olumsuz durumları bildirmemek bir. Görev sırasında amire hal ve hareketleriyle saygısız davranmak, hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak, devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, devlete ait resmi belge, araç, gereç, benzeri eşyayı kaybetmek, iş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz ve hareketle sataşmak, görev mahalline genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak, bakın, her tür yazı, bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekilde çizmek, yapmak, verilen emre itiraz etmek, borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollarda başvurması neden olmak, demek borçları kasten ödememek buna bir neden, kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo televizyon kurumlarına demeç vermek, bu da neyi gerektiriyor? Arkadaşlar, kınama cezasını. Bir örnek, Ahmet öğretmen okulun minibüsüyle evine gider. Devlet malını özel işinde kullanır. Bir, bankadan kredi çeker ama para ödemez. Borcunu ödememe. Bunların bir altını şöyle bir çizelim. Borcunu ödememe. Özel işinde kullanma devlet malını. Bu parayla çalışmayan eşine dükkan açar ve ama kurumuna bildirmez. Sevgili arkadaşlar, yakının ticari faaliyetlerini bildirmeme de kınama cezasını gerektiriyor. Edepsiz fıkralar anlatır. Ona buna sataşır, hizmetliye kötü davranır, müdürün önünde ceket iliklemez, saygısızlık yapar. Yüzsüz de biri de illa ben idareci olacağım der, itiraz eder, yerel TV'de çıkıp buna ilgili de demeç verir. Demek bunların tümü neyi gerektiriyor sevgili arkadaşlar? Şunu dikkate alalım, bunlar da kınama cezasını. Yani cezalar giderek ne oluyor? Katlanmaya başlıyor. Arkadaşlar, üçüncü ceza aylıktan kesme cezası. Yani uyarı, kınama yetmedi. Bu sefer aylıktan kesme cezası. Memurun brüt aylığından 30'da 1 ya da 8'de 1 arası kesinti yapılmasıdır. Brüt aylık çalışan bir kişinin çalışmakta olduğu kurumdan aylık olarak elde ettiği maaştır. Peki bu cezayı gerektiren durumlar nedir? Kasıtlı olarak verilen emir ve görevlerini tam olarak ve zamanda yapmamak 1. Özürsüz olarak bir veya iki günde göreve gelmemek. Bir ya da iki gün göreve gelmemek. 2. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak. Bakın, diğerinde neydi? İşlerinde kullanmak, burada özel menfaat. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişileri yalan, yanlış beyanda bulunmak. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık yapmak. Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, töreme benzeri amaçla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak. Arkadaşlarım, bir diğeri hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. İşte bunlar neyi gerektiriyor sevgili arkadaşlar? Bunlar da maaş kesim cezası, diğer ismiyle aylıktan kesme cezası. Bir örnek, Tarık devlete kadrolu çaycıdır. Diğer memurlar çay isteyince kasıtlı olarak göstermiyor. Evet, demek ki kasıtlı olacak. Buradaki temel fark bu. Kasıtlı olarak emirleri yapmıyor. Üstelik çay makinesini hor kullanır. Durumda durmadan bardağı kırar. Bir iki gün özürsüz işe gelmez. Müdür kızınca da bu adam da kendini bir şey sanıyor da emrini söz saygısızlık eder. Bu Tarık'a bir de fotokopi çekme görevi vermişlerdir ama çıkarcı Tarık iki kat pahalı çeker. Paranın yarısını cebe atar. Yani devlet araç gerecini menfaat sağlamak için kullanır. Sonra yanına yeni bir çaycı atanır. Fotokopi işini ona geçer. Yine yeni gelen fotokopi öğretirken hep yanlış bilgi verir. Yalan beyanda bulunur. Fotokopi için yeni gelene geçince buna da toplantı odasının sorumluluğunu verirler. Ama Tarık odanın anahtarını her isteyene verir. Toplantı ve benzeri yerlerin izinsiz kullanmasına yardımcı olur. Neticede Tarık da bir hizmetlidir. Hizmet içinde iktidarsızlık cümlesi böylelerine yakışır. Tarık 30 yaşındadır. 8 yaşında da çocuğu var. 1/30 ya da bir de 8/1 ya da 30/1 ne yapılır? Kendi maaşından kesinti yapılır. Bu yaptığı usulsüzlüklerden dolayı bu kişi için. Arkadaşlar, bir diğer ceza, daha ağır olanı, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası. Bu nedir? Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademe ilerlemesinin 1 ya da 3 yıl durdurulmasıdır. Peki bunu gerektiren durumlar nedir? Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkolü içki içmek 1. 2. Özürsüz ve kesintisiz 3 ya da 9 gün arasında göreve gelmemek. 3. Göreviyle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.
amirine ve mahiyetindekine karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hakaretlerde bulunmak, görev yeri sınav içerisinde herhangi bir yeri toplantısı, tören ve benzeri amaçlara izinsiz kullanmak veya kullandırmak, gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek. Bakın bu önemli. Ticaret yapmak, devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, bu da önemli. Görevin yerine getirmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe, inanç, mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yararı veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bakın önemli bulunmamak, açıklaması yasaklanan bilgileri açıklamak, amirin ve mahiyetindeki iş arkadaşları ve iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, diplomatik statüden yararlanmak suretiyle yurt dışındaki haklı bir sebep göstermek için ödeme kabiliyetinin üstüne borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışları, verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, herhangi bir siyasi partinin yararına ve zararına fiilen faaliyette bulunmak. İşte bunlar, bunlar nedir arkadaşlar? Kademe ilerleme durdurma cezasını gerektiren durumlardır. Kadim Devlet Bankası'na veznadar 3 ve 9 gün işe gelmez, gelince sarhoş gelir. Halil Sezai'nin İsyanım şarkısını söylediği gün sarhoş olduğunu anlarlar. Ayık geldiği günler emirleri kasten yapmaz. Kendini paraya şartlandırmıştır vakit kaybı olmasın diye. Emirleri hiç yapmaz. Müşterilerden pul vergisi, dosya masrafı diye para alır. Çıkar sağlıyor bundan. Bunları bir de raporlu belgeli yapıyor. Aynı zamanda bakın pul vergisi belgesi, kalem parası, rapor gibi gerçeğe aykırı rapor, belge yapar. Paraya o kadar tapar ki bu kadim iş dışında akşamları boza satar, ticaret yapar. Kadim bankada mal bildirimini zamanında yapmamıştır. Kimse malını bilmez ama bilirler ki yurt dışında gittiğinde çok borç yapmış ve ödenmiştir. Yurt dışındaki borcu ile devlet itibarını zedelemiş. Ayrıca kadim bankadaki tüm paraları açan sıfır anahtar yaptırmış. Bu sayede herhangi bir yeri izinsiz kullanabilir. Genelde içki içmek için kullanır ve aynı zamanda zenci veznedara ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapar. Bir de X partisini tutar. Parti yarına faaliyet yapar. Partiye üye değil ama üyeden daha çok faydası dokunur. Yasak bilgileri paylaşır. Muhasebe kayıtlarını paylaşır. Amir kızınca kes sesini, öldürürüm seni diye tehdit eder ve hakaret eder. İşte bunların tümü neyi gerektiriyor? Kademe ilerleme cezası, kademe durdurma cezası. Son ve en ağır olan ceza devlet memurluğundan çıkarma cezası. Arkadaşlar bunlar içerisinde en ağırı devlet memurluğundan çıkarma cezasıdır. Şimdi devlet memurluğundan çıkarma cezası, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma işine biz ne diyoruz? Devlet memurluğuna çıkarma. Şimdi bu fiili, bu cezayı gerektiren durumlar nelerdir? İdeolojik ve siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma, grev gibi eylemlere katılma ve bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmeme, bunları tahrik, teşvik etmek ve yardımda bulunmak bir. Yasaklanmış her türlü yayın veya siyasi ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart basmak, çoğaltmak, dağıtmak gibi siyasi partilere girmek. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, savaş, olağanüstü hal ve genel afetlere ilişkin konularda amirlerine verdiği görev ve emirleri yapmamak, amirlerin mahiyetindeki ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, yani vurmak, memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelikte derecede yüz kızartıcı, utanç verici hareketlerde bulunmak, yetki almadan gizli belgeleri açıklamak. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Aynı zamanda siyasi ve ideolojik eylemlerde arananları görev mahallinde gizlemek, yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna aykırı fiil işlemek, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak. İşte bunların tümü arkadaşlar devlet memurundan çıkarma cezasını gerektiriyor. Bir örnekleyelim. Tarık Serhat tam bir zibidi, parti üyesidir. Bakın 20 gün işe gelmez, 20 gün gelmemiş. Çünkü boykot, grev, işgal gibi eylemlere katılır. Üstüne bir de bildiri, afiş, yasak, yayınlar çoğaltır, dağıtır. Bu yetmez. Gizli bilgileri açıklıyor. Atatürk'e de karşıdır. Yurt dışında bile suçlara karışmış. Yurt dışında itibarımızı zedelemiş. Sevgili arkadaşlarım, bu da işlemiyor. Suç işlemese de ortakçılık yapıyor.
Mesela polis tarafından arananları gizlemek, saklamak gibi yandaşlık yapıyor. Ülkede savaş o hal olunca da emre karşı gelir. Bu suçlar yetmez. Bir de fiili tecavüzde bulunmuştur. Bu Serhat memurdan altılmazsa da ne yapsın gibi. İşte bunların şurada özetledik. Burada bulunan bütün arkadaşlarım şöyle anlatılanın tümü neyi gerektiriyor? Devlet memurundan çıkarmayı gerektiriyor. Şimdi önemli